Taksim'deki ev. Paranın para, işlerimizin de baştan kara olduğu yıllarda o yıllar. Bir içtiğimiz, suyun ayrı gittiği üç arkadaştık. Başımıza buyruk. Bizim gibi herhangi bir kişi bir evi 300 liraya tutamazdı. Ama üç kişi aynı evi 150 liraya tutar diye düşündük. Gecelerimiz Taksim'le Galatasaray arasında sürtmekte geçtiği halde birimiz Bebek'te oturuyorduk. Birimiz Karagümrük'te, bense Kumkapı dolaylarında. Gidiş geliş yol paralarını koyduk üst üste. Yol yorgunluklarını, taşıtlarda geçen uykusuzlukları, harcanan zamanları da üstüne ekledik. Bir de gördük ki, Beyoğlu'nda üçümüz bir olup bir ev tutarsak yüzü aslarından çok daha ucuza gelecek. Evle meyhaneyi bir araya getirmekle yalnız zarardan kurtulmakla kalmayacağız. Üstelik kâra bile geçeceğiz. Üçümüz bir olduk. Taksim'de bir ev tuttuk. Bu mutlu olayı dostlar ilk açıklayan Mustafa Uykusuz oldu Lambo'nun meyhanesinde. Değerli meyhanecimiz Mösyö Lambo'nun ustaca sulandırdığı şaraptan bardağını dolduran Uykusuz, Taksim'deki yeni evimizin şerefine diye kaldırınca önce kaptan davrandı kadehine. Güle güle oturun arkadaşlar dedi. Üçünüze de mutluluklar dilerim. Sonra sıradan dostlar, Sadriler, Metinler, Müfitler, Cahitler, Kemaller, Mücaplar, Cezmiler, Saitler, Canlar, Nihatlar, Aydınlar, Orhan Veliler. Kutlu olsun, mutlu olsun, uğurlu olsun. Yeni evimizin dirliği düzenli, biz kiracıların rahatlığı için o kadar çok, o kadar çeşitli kadehler, bardaklar, şişeler kaldırıldı ki, vapurunu kaçıran, otobüsünün parasını tüketen, ayakta duracak gücünü yitiren meyhane arkadaşlarımız, yer yataklarında, divanlarda, masa üstlerinde, iskemlelerde kıvrılmak zorunda kaldılar. Daha ilk geceden. Bu, iyi bir başlangıç olmuştu geriden gelecek geceler için. Lambo'nun, Yorgo'nun gediklileri, geç kaldılar mı üçümüzden birine yapışıyorlar, bizim Taksim'deki evde alıyorlardı soluğu. Hele kaptan ne yapıp yapıp bize sabahlamanın bir yolunu buluyordu. İster Lambo'da olalım, ister Yorgo'da. Meyhane kapanacağına yakın geliyor, son bardağını bizimle tokuşturuyordu. Sonra üçümüzden birini ustaca çımasını atıp takılıyordu peşimize. Temiz adamdı kaptan. Yatağın temizliğini, örtülerin yeni yıkanmışını, kar yolunun son yalısını seçerdi hep. Kimin yatağını beğenirse sahibi yer yatağında yatmak zorundaydı, içi tüzeye göre. Tüzüğü düzenleyen de gene kendisiydi. Galiba somyasını en sağlam, örtüleri en temiz, yatağı en rahat, hele hele yüzü, yatağından daha yumuşak olan Uykusuz, yer yatağından bir türlü kurtulamıyordu. Kim bilir, belki de en canciğer dostuydu onun. Çocukluk arkadaşı, okul arkadaşı, askerlik arkadaşıydı. Beyni tuta tuta yer yatağından kalktığı bir sabah sordum Uykusuz'a. Akhisar'dan mı tanışırsın bu adamla? Şaşı şaşı baktı yüzüme. Hangi adamla? Diye sordu. Kaptanla canım. Yok. Okuldan mı arkadaşsın, askerden mi? Yahu tanımam ben kaptanı. Adını bile bilmem. Kaptan aşağı, kaptan yukarı. O kadar. Senin arkadaşın değil mi bu herif? Nereden arkadaşım olsun benim? Karadenizli olduğuna göre. Evet dedim. Karadenizli olduğuma göre bütün kaptanları tanımak zorundayım, öyle mi? Okuldan, meyhaneden. Tanımam yahu dedim. Hiçbir yerden. Öyleyse bizim Necdet'in arkadaşı olacak dedi. Galiba beni de o tanıştırmıştım. Teknik üniversitede hocaydı bizim üçüncü kiracı arkadaşımız Necdet. Erken erken kalkar derse giderdi. Akşam Yorgo'da buluşunca sorduk. Nereden arkadaşın oluyor bu kaptan senin? Amerika'dan falan mı? Ne Amerikası be? Ne adını bilirim ne sanını. Kaptan, kaptan o kadar. Birinci kaptan mı, ikinci kaptan mı, tankerde mi çalışır, çilepte mi? Karadeniz'e mi işler, Akdeniz'e mi bilmem. Tanıyalı bir iki ay oluyor. Nasıl tanıştık, kim tanıştırdı, nerede tanıştık hatırlamam. Nerede olacak dedim. Meyhanede. Ha, bio doğru işte. Meyhanede tanışmıştık. Ben de öyle. Bir gün olsun sırmalı elbiseyle gördüğümü hatırlamıyorum. Ben de. Sakın savaş gemilerinde kaptanlık etmesin. Ne savaşı be? Dedi Uykusuz. Herif yedi düvelle barışık. Hani Lambo bir gün şarap isteyince bardağını ter kusuyla doldurup verse, eline sağlık, Halis Borlu şarabı verdin diye adamın ellerine sarılacak. Barış içinde olmak onun çıkarına. Var mısınız şu kaptana bir savaş açalım? Açalım dedim. Bağımsızlığımızı el uzattı, dostluğumuzu sömürdü, ev sahipliğimizi kötüye kullandığı için bu savaş. Dur sen. Bir gece Yorgo'da kıstırdık. Merhaba kaptan. Merhaba sultanım. Oo merhaba mirim. Yahu sen nerenin kaptanısın be? Ayıp ettin dostum. İnsan nerenin kaptanı olur? Bir geminin. Ama bu gemi insan taşımazmış da koyun taşırmış. Ya da ortada gemi yokmuş da kendine kaptanlık eder yürütürmüş. Önemli olan bir kaptanın gemiyi kurtarması değil. Bir geminin benim gibi bir kaptanı kurtarması. Ben
Gemisini kurtaran kaptan olmaktansa kaptanını kurtaran sarhoş gemi olmak isterim. Kaptanın bu felsefesine eyvallah dedikse de bir dayanamadı sordu. Sefere ne zaman çıkarsın? Gece gündüz buralardasın hep. Mücap, üstüne varmayın dedi. Kaza çıkarırsınız. Kaptan sefere çıkmaz. Gemisini yorgunun meyhanesinden yürütür. Kaptan be, sen de kadın çamaşırı kaçırır mısın? Ne çamaşırı? Kadını giydirmek için kaçakçılık etmeye değer mi? Haydi bütün kadınların, yani evde sarhoş kocalarını bekleyen karıların şerefine. Kaptan be, son seferin Marsilya'ya mıydı, Hamburg'a mı? Mücap sahnelik sesiyle, Kadıköy'e, dedi. Son vapurda yaptı geçen akşam son seferini. Hava soğuk mu soğuktu, kar yağıyordu dışarıda. Dengeyi tutturmak için içiyor, içiyor, ısınamıyorduk. Uykusuz belini tuta tuta, gidiyorum yatma, dedi. Gözünüzü seveyim, atlatın şu kaptanı da. Bu gece olsun rahat bir uyku çekeyim. Sıvıştı aradan. Neden sonra onun yokluğunu farkına varan kaptan sordu. Nerede uykusuz be? Hiç istifimi bozmadan Lambo'ya gitti dedim. Açtırdığı kavaklı dereşesinden boşalttı bardağıma. İçelim dedi. İlk defa kaptanın şarabını içiyordum. Hangi dağda kurt ölmüştü? Sadri takılmaların peşini bırakmıyordu. İçelim kaptan dedi. Hamburglu, Marsilyalı bütün genç kızların ve gemisini batırmış, denizini bitirmiş bütün kaptanların sağlığına. Necdet daha da hızlandırdı işi. Bu karda kışta açık denizlerde kalan, rotasını şaşıran, dümenini düşüren kaptanların şerefine. Kaptan, açık geç. Bu gece olsun bizim yalıya bindirme. Yorgo lambayı söndürüp yaktı. Beyler dedi, vakit tamam. Necdet kulağıma eğildi. Bankanın önünde bekliyorum. Kaptan atlat da çabuk gel, dedi. Palamarı çözebilirsem. Beyler, vakit tamam. Yorgo dedim. Hele şu bardağı da doldur. Yorgo bardağı dolduru dursun. Ben su dökme dümeniyle sıvıştım. Bankanın önüne dikilen Necdet'e yürü dedim. Gidelim. Uykusuz uyumamıştı. Başını kaldırıp sordu. Gelen kim? Hanginiz? İkimiz. Yani siz dedim. Necdet de ben. Aman girin yataklara, söndürün lambayı da. Şu gece olsun kaptan sizi geçirelim. Kendi yatağımda rahat bir uyku çekeyim hiç olmazsa. Yacalarsa kapıyı, açmak yok. İyi geceler. Perdeleri sıkıca kapattık. Yorganı tam başıma çekmiştim ki kapının zil çalmaya başladı. Geldi dedim. Aman susun. Necdet soluk bile almıyordu. Boyuna yumruklanıyordu kapıyı. Duyuramayınca ufak ufak taşlar atmaya başlamıştı pencereye. Hey, açın kapıyı be. Ses çatal çatal olmuştu soğuktan. Anasını belliyordu dışarıda. Size söylüyorum be. Hey, açın kapıyı. Susmuştu bir süre. Evde olmadığımıza inanmış, dönmemizi bekliyordu. O bekleye dursun önce uykusuz sızdı. Sonra Necdet. Yeniden taşlamalar, yumruklamalar, seslenmeler. Yeni baştan susma dönemine girince ben de uyuyup kalmıştım. Kim kimin ne zaman uyanıp ne zaman çıktığını bilmezdi bu evde. Ertesi akşam Lambo'ya giderken Tatar Kemal'e rastladık yolda. Biz suçlar gibi kaşlarını çattı. Ne yapmışsınız dün gece? Dedi. Ben kaptanı anımsayıp güldüm. Tatar Kemal hiç gülmüyordu. Kaptanın ayakları erdi suya. Kulağına kar suyu kaçtı. Dedim. Ne kaptanı be? Dedi. Mücap hasta yatıyor. Şaşırmıştım. Mücap mı? Dedim. Mücap'a ne oldu ki? Açmamışsınız kapıyı. Son vapur kaçınca size gelmiş. Kapı açılmayınca sızıp kalmış karların altında. Demek kapıyı çalan oymuş. Kapıyı yumruklamış, camları taşlamış. Aldırmamışsınız hiç. Tüh be, şimdi nerede Mücap? Yatıyor. Ateş 39,5. Utana sıkıla sordum. Ya kaptan? Kaptan mı? Hele düşündüğün adama bak. Bir senedir açıktaydı kaptan. Dün birikmiş aylıklarını toptan almış. Park otelde o da tutmuş dün akşamdan beri.